deli şeyler soruyorum. Bir şey yapmamız lazım. Böyle çok az çıkardım. Şey yok mu bunun? Kuru kuru soğutu dedi. Şey yem falan veriyorum ya, şey kısaltabilirsin onu. Kendileri açıyorlar ağızlarıyla üzerindeki sırrı. İnanılmaz bir hava var. Tabii geçen yıla karşılaştırdığımız zaman şu an düzcemizin karlar altında olması gerekirken bir bahar havası var. Dolayısıyla bu kadar güzel havada arılar da tabii bahar geldi düşüncesiyle kovandan çıkıp nektar veya polen toplamaya gidiyorlar. Özellikle polen toplaması, ki dün ve önceki günler bizzat polen getirdiğini arıların gördüm, tespit ettim. Dolayısıyla bahar geldi psikolojisi ile biyolojik olarak yavru atmaya başlıyorlar. Yavru attıkları zaman tabii polen gelince yavru atma isteği doğuyor. Çünkü yavrunun birinci dereceden besin kaynağı polen. Polenle besliyor yavrusunu. Dolayısıyla bu biyolojik olarak aslında bizim hiç de istemediğimiz bir durum. Çünkü birkaç gün sonrasında eğer beklediğimiz gibi kar gelirse veya kış şartları ağır basarsa bu durumda ciddi kayıplar yaşayabiliriz. Polen girişini bu şekilde propolisle kapatıyorlar kış dönemi. Baksana canlı gibi, evet. Sanki. Evet. Şu anda iklim değişikliği, klimatik ısınma gibi problemler aslında global problemler. Sadece Türkiye'nin problemi değil, tüm dünyanın genel olarak en büyük problemi iklim değişiklikleri ve global ısınma. Dolayısıyla bunlara bir anda çözüm bulmak gerçekten çok zor. Fakat yer yer duyuyorum, arıcılarımız kendilerince veya belki çeşitli yerlerden duydukları öneriler doğrultusunda çözümler bulmaya çalışıyor. Duyduğum kadarıyla bazı arıcılarımız kolonilerini bir derin dondurucu ya da derin dondurucu demek doğru olur mu? Belli sıcaklıklarda, soğuk şartlarında tutabilecekleri depolara, soğuk hava depolarına kaldırıyorlarmış. Bu tabii ki çok genel veya kökünden bir çözüm değil. Çünkü çok büyük arıcılarımızın böyle büyük soğuk hava depoları bulmaları zaten mümkün değil. Yani 5-10 tane arı kolonisini soğuk hava deposuna kaldırmakla bu işe çözüm bulmamız mümkün değil. Bu bir kere hayali bir düşünce mi diyelim, hayali bir çözüm aslında. Dolayısıyla bu bir çözüm değil. İklim değişiklikleri ve global ısınmaya karşı tüm dünyanın bir takım çözüm önerileri oluyor ve bu çözüm önerileri kısa vadede çözülebilecek veya kısa vadede bu soruna çözüm getirecek öneriler değil tabii ki. Bunu bir toplumsal aslında hareket olarak düşünmek lazım. Toplumsal hareket olarak iklim değişikliği veya global ısınmaya neden olan çevre koşullarını düzenlemek için tüm insanların bir çaba göstermesi lazım. Yani bireysel olarak çözülebilecek bir durum değil bu. Biz hem bilim insanları hem de arıcılar gerçekten çok endişeliyiz. Biz bilim insanları endişeliyiz. Neden? Şu günlerde hemen hemen 100 kişiden bakıyorsunuz yarısı, en az hatta daha da fazlası %70'i hasta. Yani üçlü virüs, ikili virüs, yani çeşitli virüslerden bahsediliyor. Özellikle tıp hekimleri inanılmaz bir virüs salgınından bahsediyor. Hani neden canlı insanlara örnek gösteriyorum? Çünkü arılar da bir canlı. Dolayısıyla bu değişiklik, bu istenmeyen hava sıcaklığı arıları da yakından ilgilendiren çeşitli hastalıklarla maruz kalmasına neden olabiliyor. Nasıl insanlarda insanların maruziyet kaldığı bazı virüsler bu iklim değişikliğine, bu sıcaklığa bağlı olarak
yaşayabiliyorsa, yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bazı bakteri ve virüsler bazı sıcaklık koşullarında yaşayabilirler. Bu sıcaklık koşulları sağlandığı zaman bu zararlılar o ortamlarda hastalık yapabilir hale gelirler. Dolayısıyla bu arılarda da benzer. Bazı mikroorganizmalar, bazı virüsler şu hava koşullarında, çünkü çok güzel gidiyor hava koşulları, bu koşullarda etkili olabiliyor. Yani hastalık yapabilir duruma gelebiliyor. Dolayısıyla bu bizi en fazla korkutan durumlardan biri. Eğer bu şekilde devam ederse arılara zararlı olabilecek virüslerin ve bakterilerin de yaşam ortamları olgunlaştığından dolayı hızlı kayıplar yaşayabiliriz. Bu kayıpların birinci nedeni. İkinci nedeni de aslında az önce bahsettiğim gibi arı iyi hava koşullarını gördüğü zaman 14-15 santigrat derece, ki bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir durum. Bu hava koşullarında hemen dışarı çıkıp polen toplama girişiminde bulunuyor. Ve polen topladığı takdirde de yavru atma girişiminde bulunuyor. Biyolojik olarak hani bahar geldi biyolojisiyle hareket ederek, bahar geldi mantığıyla hareket ederek yavru atıyor. Polen geldiği sürece, yavru attığı sürece kovanda bir gelişme olacak. Ama bunun arkasından eğer beklediğimiz gibi, hani beklenilen nedir? Bugünlerde kar yağması veya yağmur yağması. Beklenildiği gibi kış şartları eğer normal seyrinde devam etmeye başlarsa o zaman inanılmaz arı kayıpları yaşayacağız.